Halk dergahı başında ve halk dergahı içinde siz güzel yürekli canları Hak Muhammed Ali aşkıyla selamlıyorum. Cümlenize aşkı niyazımız olsun. Cenab-ı Hak bizleri ehli beytin ilim muhabbetinden, gönül muhabbetinden mahrum eylemez. Allah Allah. Muhabbet programımız moderatör Seyit Hakkı, akşam duası Helin Bağcı, Hakk'a göçmüş canlara dua Ali Sönmez. Sunum konusu Miraç ile Zülfikar'ın batni yorumu. Sunumu yapan Şükür Polat Seyit'im. Burada da hizmet alan canlarımıza başarılar diliyorum. Ve hizmet aşkınız daim olsun. Buyur Elincan. Destur Pirem. Allah eyvallah. Destur Şeyh Meydan Ali'den olsun. Hizmet aşkıyla. Bismillah Allah Allah. Hak Muhammed Ali aşkına vakitler hayır hayırlar daim ola. Serpak kötülükler defola. Muhammed Ali aşkına Ehl-i Beyt muhabbetine ve 12 imam hürmetine. Hayat yolunda yüzümüz ak, gönlümüz huzurlu, ruhumuz tatlı ve sağlıklı ola. Cenab-ı Hak dost ve düşmanı huzurlu huzurunda boyun eğdirmesin. Zalimlerin zulmüne, kötü insanların iftirasına maruz bırakmasın. Özümüz, sözümüz, itikat ve imanımız her dem için bir olsun. Onur, haysiyet ve şerefiyle erdemli insan olmayı nasip eylesin. Kapı komşu, eş dost, tatlı dil ve güler yüzlü insanlardan ayırmasın. Hanemiz, şan soframız bereketli ve kısmetimiz daim olsun. Şah-ı Merdan Ali şefaatçımız Bozatlı Hızır yoldaşımız olsun. İnkarcı bozguncular bizlerden uzak hanemiz nur dileğimiz kabul olar. Cenab-ı Hakk'ı bizleri birlikten dirlikten ayırmaya. Fatma Ana'nın koruyucu eli üzerimizde hazır ve nazır ola. Şaşırıp hak ve hakikat yolundan ayırmaya. Üzerimiz kadim ola. Dualarımız hasta olan canlarımızın derdine derman ile şifalar. Zorda, darda olanlara sağlıklı ve huzurlu günler nasip ola. Hakk'a göçmüş canlarımızın ruhu şad ve marifeti bağışlanmış ola. Dil bizden kabulü Cenab-ı Hak'tan ola. Allah Allah, gönüller bir gönül birliği gerçeğin demine hür. Himmet bizdedir. Allah eyvallah, Allah eyvallah. Yüreğinize sağlık Elincan. Cenab-ı Hak duanı, niyetini kabul ve makbul eylesin. Allah Allah, cümlemizi ben pirim. Allah eyvallah. Ali Seyit'im, size de sizden de Hakk'a göçmüş canlarımıza bir dua alalım. Eyvallah Seyit'im. Bismillah Allah Allah. Ya Cenab-ı Hak, Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Keremler Şah'a, Ali'ül Velullah'a ve Ehl-i Beytine dua ile selam olsun. Şah-ı Merdan Ali'den üstün velayet, Zülfikar'dan üstün ilahi adalet yoktur. Ölmek için geldik bu dünyaya. Kırma hiçbir canlının kalbini ki varasın huzura. Her canlı önünü tadacaktır. Her nesne aslına geri dönecektir. Cenab-ı Hakk'ın bize emri olan ondan geldik ona dönmektir. Ya Cenab-ı Hak, hayatı ve ölümü hakkımızda hayırlı ile. Sana hamdolsun ki kendine kul, iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet, Şah-ı Merdan Ali'ye talip ve Ehl-i Beytine taraf kıldı. İmam Hasan Mülmüşteba, Pir İmam Hüseyin'i Deşte Kerbela, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır'ın Bekan'ın hakkı için. Hakk'a göçmüş canlarımızın günahlarını, kusurlarını ve marifetlerini bağışlamanı temenni ederiz. İmam Cafer-i Sadık, İmam Musa-i Kazım, İmam Ali Şah-ı Horasan'ın hakkı için amellerini salih kullarından eyle. İmam Muhammed Taki, İmam Ali Anlaki, İmam Hasan-ül Askeri, İmam Muhammed Beyti sahibi zaman hakkı için mekanlarını pir opak, ruhlarını şad ve menzillerini mübarek eyle. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, 12 imamların, 14 masumu patlı, 17 kemeri beslerin, kırkların, cümle erenlerin, evliyaların hakkı için bizden evvel konup göçen, ardında dua edecek kimsesi olmayan canların da ruhlarını şad eyle. Göçmüşlerimizi hakkı için varlığımızı, birliğimizi daim eyle. Bizleri Gürufu Naci ve Ehl-i Beyt'in katlarından ayırmayasın. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, akla hayale gelmez
musibetlerden koruyup ve esirgeyesin. İnsanlık alemine huzur ve barış, mutluluk ihsan eylesin. Göçmüşlerimize rahmet, yaşayan kullarımıza selamet, hayırlı akıbetler nasip eylesin. Göçmüşlerimizin temiz ruhu hakkı için duamızı, niyetimizi, niyazımızı, hizmetimizi, verdiğimiz lokmalarımızı dergah izzetinden kabul eyle. Allah Allah, Hak Muhammed Ali tüm dualarımızı kabul eylesin. Şah-ı Merdan Ali yar ve yardımcımız olsun. Himmet pirdendir. Allah eyvallah. Ali Seyyid'in yüreğinize sağlık. Cenab-ı Hak sizin de duanızı, niyetinizi kabul ve makbul eylesin. Göçmüşlerimizin ruhuna değsin. Evet, Şükrü Seyyid'im, dualarımızı okuduk, niyetlerimizi dile getirdik. Şimdi de siz bize, konu önemli. Çünkü Miraç ve Zülfikar'ın batını yorumu. Eyvallah Seyyid'im. Eyvallah. Buyur Şükrü Seyyid'im, hizmet aşkıyla. Eyvallah. Değerli canlar, bu akşam Zülfikar'ın batını yorumu ve Miraç'ın batını yorumunu anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle çok dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Notlarınız varsa alın. Yine karşılıklı soru ve cevap şeklinde sorularınıza cevap vermeye çalışalım. Biliyorsunuz Alevilik'te Zülfikar çok önemli bir şey temsil ediyor. Zülfikar'ın tarihsel anlamı ve görevini anlatacağım önce size. Sonra da yeri ve işlevi hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Sonra Zülfikar ilk neredeydi, nasıl, kime getirildi ve nerededir onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi Zülfikar'ın zahiri anlamı Arapça'da zu edatı ile fakara fiilinden türemiş bir isim olan fikarın birleşmesinden meydana gelmiş bir kelimedir. Fakara deldi, kesti, kırdı anlamlarına da gelmektedir. Zülfikar melek Cebrail tarafından Hazreti Muhammed'e bağışlanmış, batın ve zahiri alemi veya batın ile zahir ilmini temsil eden iki uçlu bir kılıçtır. Batın olarak Allah'ın ilahi ilmiyle ve zahiri olarak da adalet hikmetiyle donatılmış, Zülfikar'ı sahiplenecek tek bir kişi söz konusu olmuştur ve o da Şah-ı Merdan Ali olmuştur. Hazreti Muhammed Mustafa ilahi hikmetle donanmış Zülfikar'ı Şah-ı Merdan Ali'ye bağışlamıştır. Tarihsel olarak Zülfikar'ın yeri ve işlevi adaleti ve doğruluğu temsil etmiştir. Alevilerde doğruların takipçisi bir toplum olmuştur. Dolayısıyla özü itibariyle doğruluğun ve adaletin hakim olduğu, eşitliğin egemen olduğu, her türlü haksızlığın giderildiği, giderilmek için de Ehl-i Beyt adaletinin dünyaya hakim olması Alevilerin en büyük özlemlerinden bir tanesidir. Zülfikar'ı bu tarihsel konumu çerçevesinde değerlendirip, haksızlıklara uğramış ve herkes için adaletin insani bir hak olduğunu benimseyen bir toplumun sembolü olarak kabul etmek en doğrusu olacaktır. Zülfikar'ın manasına erişmemiş, gerekli bilgi sahibi olmayanlar, Zülfikar'ı insanları katleden, kan döken, salt bir savaş aracı olarak algılayanlar, büyük bir yanılgı içine düşmüşlerdir. Zülfikar'ı dünyevi algılarımızla anlamaya kalktığımızda, evet, o algılama sıradan bir kılıç algısı olur ki, bu da zaten manadan uzaklaşmış, tamamen Zülfikar'ın dışında bir algılama ve bir yorum olur. Zülfikar batın alemde Allah'ın ilahi hikmetini temsil eder ve zahiri alemde de ise ilim ile bilimi, adalet ile hakkaniyeti, hak ile hakikati, mazlumdan yana zalime karşı durmayı, dolayısıyla tarihte hak arayanların ve hakkaniyetin sembolü olarak görülmüştür ve öyle görülmelidir. Sonuç olarak günümüzde sembollerin, işaretlerin önemi gittikçe artmıştır. Bu da insanların arasındaki diyaloğun azaldığını, komünikasyon yerine sembollerle, işaretlerle kendini ifade etmeye çalışmalarındandır. İnsanlar arasında diyalog ve komünikasyonların gelişmesi lazımdır. İnsanlar birbirlerine konuşarak anlamaya çalışmalıdır. Aksi takdirde semboller ve işaretler aramızda diyalog ile
komünikasyon uçurumu daha da açılmasına neden olur diye düşünüyoruz. Şimdi Zülfikar ile neredeydi, nasıl kime getirildi ve nerededir? Batın aleminde yani ruhlar aleminde bulunan Zülfikar, Allah'ın bir hediyesi olarak Hazreti Muhammed Mustafa'ya verilmek üzere Melek Cebrail tarafından zahiri aleme yani dünyamıza indirilmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa'ya bağışlanan Zülfikar, Allah'ın ilahi ilmi ve hikmetiyle donatılmıştır. Bu yüzdendir ki ilahi bir kudrete ve ilahi bir hikmete sahiptir. Allah'ın Zülfikar hakkındaki ilahi buyruğu, ant olsun, yemin olsun, biz Resullerimize açık seçik delillerle gönderdik ve onlarla birlikte kitabı ve ölçüyü de indirdik ki insanlar adaleti ayakta tutsunlar, adaletle doğrulsunlar ve demiri de indirdik. Onda büyük bir kuvvet ve insanlar için birçok yarar vardır. Allah bu sayede kendisine ve Resullerine gayba yani hakka ve hakikat ilmine inanarak kimin yardım edeceğini bilecektir. Allah kavidir ve azizdir. Hadis suresi 25. ayette bu şekilde anlatılmıştır. Batın olarak Allah'ın ilahi ilmiyle ve zahiri olarak da adaletin hikmetiyle donatılmış Zülfikar'ı sahiplenecek tek bir kişi söz konusuydu ve o da Şah-ı Merdan Ali'ydi. Ve Allah'ın ilahi hikmet ve kudretiyle donatılmış Zülfikar, Hazreti Muhammed tarafından Şah-ı Merdan Ali'ye bağışlandı. Uhud Savaşı'nda düşman askerlerinden olan Amr bin Adud, savaşta kendisine karşı çıkacak bir savaşçı istediğinde, Hazreti Muhammed Mustafa, Şah-ı Merdan Ali'ye Zülfikar'ı uzatarak onun karşısına çıkmasına izin vermiştir. Savaş esnasında Hazreti Muhammed Mustafa, kılıç darbeleri kendisine atılan taşlar sonucu omuzundan yaralanmış, yüzü kanlar içinde kalmış ve bir dişi kırılmış, çok sayıda düşman askeri Hazreti Muhammed Mustafa'nın üzerine doğru hücuma geçerken, Hazreti Muhammed Mustafa yetiş ya Ali deyince Şah-ı Merdan Ali Zülfikar'ı çekip hain müşrikler karşısında Hazreti Muhammed Mustafa'yı korumuş ve onları geri püskürtmüştür. Daha sonra Hazreti Muhammed Mustafa'nın kırılan dişinden akan kanı durdurmak için başındaki beyaz sarığı alarak kanamayı durdurmuştur. Sonrasında kana bulanmış beyaz sarığını öperek başına sarmıştır ve kızıl başlık namı da buradan kalmıştır. Şah-ı Merdan Ali'nin bu fedakarlığı üzerine Melek Cebrail, ya Resulullah, sizin için yapılan büyük bir fedakarlık, iyilik ve civan mertliktir. Hazreti Muhammed Mustafa cevaben şöyle demiştir. Ali benden, ben de ondanım buyurmuştur. Hazreti Muhammed Mustafa'nın bu sözü üzerine Melek Cebrail, la feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar, yani Ali'den üstün yiğit Zülfikar'dan keskin kılıç yoktur diye buyurmuştur. Zülfikar'ın manasına erişmemiş, gerekli bilgi sahibi olmayanlar, Zülfikar'ı insanları katleden, kan döken sap bir savaş aracı olarak algılayanlar, büyük bir yanılgı içine düşmüşlerdir. Zülfikar'ı dünyevi algımızla anlamaya kalktığımızda, evet, o algılama sıradan bir kılıç algısı olur ki bu da manadan uzak, tamamen Zülfikar'ın dışında bir algılama ve yorumdur. Alevi inancında Zülfikar adaletin simgesidir. Ali Zülfikar'dan, Zülfikar Ali'den ayrılmaz. Zülfikar iki uçlu ve bir ucu bir diğerinden uzundur. Bu iki ucun anlamlarını şöyle anlatabiliriz. Hak ve hakikati temsil eder. Zahir ve batın alemini temsil eder. Zahir ve batın ilmini yani Allah'ın ilahi ilmini temsil eder. Kötülük ve iyiliği temsil eder. Adalet ve hakkaniyeti temsil eder. Mazlumdan yana zalime karşı durmayı simgeler. Dolayısıyla Zülfikar batın alemde Allah'ın ilahi hikmetini temsil eder ve zahiri alemde ise ilim ve bilimi, adalet ve hakkaniyeti, hak ve hakikati, mazlumdan yana zalime karşı durmayı genel anlamda tarihe hak arayanların ve hakkaniyetin sembolü olarak geçmiştir. Şah-ı Merdan Ali'den 12 imamlara bırakılmış olan Zülfikar, 12 imamların sonuncusu olan sahibi zaman İmam Mehdi ile sır olmuş ve İmam Mehdi ile beraber de
zuhur edileceğine inanç getirilmiştir. Zülfikar'ın ilk bulunduğu yer batın alemidir. Nasıl ve kime gelindi? Melek Cebrail tarafından Hazreti Muhammed'e bağışlanmıştır. Nerededir? Sahibi zaman İmam Mehdi ile beraberdir. Kısaca bu bilgiyi bu şekilde verdikten sonra burada bir ara verelim. Bir dua zimamı alalım. Sonra tekrar devam edelim Seyyidim. Aynen. Ali Seyyidim. Seyyidim. Buyur. Himmet edin Seyyidim. Allah eyvallah. Himmet Muhammed Mustafa'dan olsun. Erenlerin semahında, on iki imam deryahında, Muhammed'in gardlarında, gezen Ali değil midir, gezen Ali değil midir? Erenlerin semahında, on iki imam deryahında, Muhammed'in gardlarında, gezen Ali değil midir? Gezen Ali değil. Muhammed Mustafa pirim, ehl-i beyt yolu derin, Kerbela'da şehitleri veren Ali değil. Muhammed Mustafa pirim, ehl-i beyt yolu derin, Kerbela'da şehitleri veren Ali değil mi? Düşmanın dostunu bilen, aslan postuna bürünen, Hakk'ın huzuruna duran, İmam Ali değil midir? İmam Ali değil midir? Düşmanının dostunu bilen, aslan postuna bürünen, Hakk'ın huzuruna duran, İmam Ali değil midir? İmam Ali değil midir? Muhammed Mustafa pirim, ehl-i beyt yolu derin, Kerbela'da şehitleri veren Ali değil midir? Muhammed Mustafa pirim, ehl-i beyt yolu derin, Kerbela'da şehitleri veren Ali değil. İmamların akar kanı, Muhammed'e söyler bunu, Muhammed'in amcaoğlu, İmam Ali değil midir? İmam Ali değil midir? İmamların akar kanı, Muhammed'e söyler bunu, Muhammed'in amcaoğlu, İmam Ali değil midir? İmam Ali değil midir? Muhammed Mustafa pirim, ehl-i beyt yolu derin,
Kerbela'da şehitleri veren Ali değil mi? Muhammed Mustafa Pirim, Ehl-i Beyt yol derim. Kerbela'da şehitleri veren Ali değil mi? Eyvallah Seyit'im, yüreğine sağlık. Şükrü Seyit'im, buyur. Eyvallah. Eyvallah Seyit'im. Değerli canlar, şimdi de Miracı anlatmaya çalışacağım. Hazreti Muhammed hicretin 10. yılında Allah'ı ziyaret etmeyi kararlaştırır. Yani Miraç vasıtasıyla. Bu ziyarete aynı zamanda veda ziyareti veya veda hacı da denilir. Miraç zahiri alemden batini aleme geçiştir. Batını alemde Allah katına yükselmek bir devrin bitimi ve diğer bir devrin başlaması demektir. Bu ziyaret Recep ayının 27'sini 28'e bağlayan gece Kudüs'ten Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yani göğe yükselerek Allah ile görüşmesidir. Bu buluşma hiçbir beklenti olmadan salt, şefkat, merhamet ve sevgi bütünleşmesiyle olması mümkündür. Hazreti Muhammed Cebrail vasıtasıyla akıl boyutunun bittiği, ilahi aşk ile ulaşılan Allah'a en yakın makam Sidretül Münteha, yani Allah'a yaklaşmada varlıkların ulaşabileceği son sınıra gelince Cebrail, ben buradan ileriye geçemem, geçersem yanarım deyince Hazreti Muhammed, öyleyse sen yerinde kal, ben ezelden bu aşk yoluna canımı kurban koymuşum, yanarsam tek başıma yanayım. Canımı canından sakınan cananını nasıl görebilir? Cananı uğrunda bu can feda olsun der ve Allah'a yalnız gider. Tasavvufta Cebrail akıldır. Yani Cebrail'in, aklın ona vahy ettiğinin nereden geldiğini anlamak ve öğrenmek istiyordu. Ve İmam Cafer-i Sadık buyruğuna göre bu merak Cebrail'i Kırklar Meclisi'ne de götürmüştür. Hazreti Muhammed Miraç dönüşü yatağının soğumamış olduğunu görür. Buradaki mana tasavvufta Cebrail akıldır. Aklın vahiylerin ona nereden geldiğini anlamak ve öğrenmek istiyordu. Ve Hazreti Muhammed'i Kırklar alemine götürmüştür. Kırklar, gayb erenleri ricaül gayb alemidir. Diğer bir manada ise Kırklar Meclisi batın, yani gizli görünmeyen anlamındadır. Velayet makamı ermişlik mertebesidir. Yunus Emre Kırklar Meclisi gayb erenlerini şöyle anlatır. Muhammed ile bile Miraca ağan benim. Ashab-ı Sufe ile yalınacak olan benim. Sabır ile kanaatı veribildim bunlara, 40 kişi bir gömlekten başını çıkaran benim. O 40'ından birine maşteri çaldı mı? 40'ından kan akıtıp ibret gösteren benim. Adem peygamber ile Havva yaratılmadan uçmaktan sürülü ben, o müfis olan benim. Adımı Yunus taktım, sırrım aleme çaktım, bundan ileri dahi dilde söylenen benim. İşte Kırklar Cem'i Alevi ibadetinin esası olarak kabul edilen Cem ve Semah dönmenin mitoloji kaynağı olarak varsayılmaktadır. Kırklar Meclisi, batın alemi karşılığı kullanılan velayet makamı yani ermişlik mertebesidir. Bu öte dünyada zaman dışı bir evrende geçmekte olan bir olayın zahire yansımış bir halidir. Kırklar Cem'i erkanı 3 bölümden ibarettir. Birinci bölümde genel bilgilendirme vardır. İkincisinde rısalık alınması, yani birliğin sağlanması. Üçüncüsü de tevhid bölümü vardır. Öğreti açısından ağırlıklı olan bölüm, Şah-ı Merdan Ali adının ayrılmaz biçimde, Tanrı adının söylenişiyle kaynaştığı tevhid, yani Tanrı'nın birliğine söylemi geçmektedir. Alevi ibadetinin merkezinde miraçlama vardır. İbadetin temel ilkesini bel kemiğini oluşturur. Cem ibadetlerinde en çok okunan Şah Hatay'ın miraçlamasıdır. Hazreti Muhammed'in gerçek anlamda miracı budur. Miraç madde aleminden mana alemine geçiştir.
Diğer bir deyimle de fakr aleminden fahr alemine geçiş, yani fahri kainat, kainatın efendisi makamına erişmektir. Evvela emanet budur ki piri rehberi tutasın, kadim erkana yatasın, tariki müstakime, dost doğru yola gidebilmek için her insanoğluna bir yol gösterici, yani bir rehber gerekir. Çünkü yola rehbersiz gidilmez. Rehber bilendir. Bilen kişiyle dost ol. Çünkü seni aydınlatır. Bilgisiz kişilerle dost ol. Çünkü sen onu aydınlatırsın. Bilmediğini bilmeyenlerden hemen uzaklaş. Çünkü onlar aptaldır, seni de aptallaştırır. Evet, bilenlerle yol yürünür. Bilmeyen seni yolda bırakır. Onun için kişiye yolu bilen, menzile götüren bir rehber gereklidir. Mest olma şerden geçmektir. Kelamın bittiği andır. Artık ondan başka gönülde kimse kalmamıştır. İlahi aşk sarhoşu olunmuştur. Üryan büryandır. O tevhid olunmuştur. Bir vücutta ikilik olur mu hiç? Irmaklar deryada birleşmiştir. Gönül gerçek sahibinindir. Artık fani olan baki olanına kavuşmuştur. İbadet yapmanın amacı da budur. Yani Muhammed'in nasıl ki semah döndüğünde en son halini burada anlatıyor. Şimdi Miraç ve Miraç'ın anlamına gelirsek, Miraç zahiri alemden batini aleme geçiştir dedik. Batini alemde Allah katında yükselmek bir devrin bitimi ve diğer bir devrin başlaması demektir. Hazreti Muhammed Mustafa'nın bu ziyareti Recep ayının 27'sini 28'e bağlayan gece Kudüs'ten Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya, yani göğe yükselerek Allah ile görüşmesidir. Burada da Hazreti Peygamber'in nasıl gittiğini anlatan dörtlükler halinde anlatılmış. Onu, orayı okumak istemiyorum. Çok uzun orası. Yani Hazreti Muhammed Mustafa Cebrail vasıtasıyla akli boyutunun bittiği, ilahi aşk ile ulaşılan Allah'a en yakın makam Sidretül Münteha, yani Allah'a yaklaşmada varlıkların ulaşabileceği son sınırına gelince, Cebrail diyor ya, ben buradan ileriye geçemem. Geçersem yanarım deyince, Hazreti Muhammed öyleyse sen yerinde kal, ben ezelden bu aşk yoluna canımı kurban koymuştum. Yanarsam tek başıma yanayım. Canını canından sakınan cananı nasıl görebilir? Cananı uğrunda da bu can feda olsun diyerek Allah'ın huzuruna yalnız bir şekilde çıkmıştır. Daha fazla uzatmak mümkün, ancak sizi fazla sıkmak istemiyorum. Bu konu üzerinde biraz da sohbet ve muhabbet edelim istiyorum. Eyvallah Seyyidim. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Eyvallah Seyyidim. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Gerçekten de bir bütün olarak güzel anlatıldı. Yüreğinize sağlık. Akıcı bir sunum oldu. Olması gereken bu. Yani bize bir şey anlattığımız zaman karşıdaki insanlar bizden tatmin olması lazım. Ve bizim her şeyden önce karşıda bizi dinleyen canları ikna etmemiz lazım. Ve o canların da hem aklı boyutta hem hissi boyutta Allah eyvallah demesi gerekiyor. Eğer biz bunu başarıyorsak iyi bir sunum yapmışız demektir. Ve şükür Seyyidim de bana göre eyvallah, burada bunu yerine getirmiş. Eyvallah diyorum. Sağ olun. Siz de sağ olun Seyyidim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Hazırlayanın da yüreğine sağ olun. Miraç yani hakkın huzuruna varmak, hani kimi rivayetlerde bırak diyorlar. Atla. Hızlı bir at varmış işte, ışık misali, ışık hızıyla giden gelen yapan eden gibisine. Sizce gerçekten böyle bir şey var mı? Yoksa akıl boyutunda gerçekleşen bir durum mudur? Eğer ki akıl boyutunda gerçekleşiyorsa bunu nasıl anlamamız lazım? Bunu böyle biraz düşünelim. Melek Gezgincan, buyur. Destur Pierim, himmet eyleyim. Allah eyvallah. Destur Şeymer'den, Ali'den olsun. Himmet Muhammed Mustafa'dan, aşk ile. Avni Baba da yıllar önce yazmış herhalde, bugünkü konumuz için yazmış Avni Baba'dan. Bir eserle başlayayım, sonra yazdıklarımı paylaşayım sizinle. Yarım kaldı biraz ama. Niyaz ile yüzümü payene sürdüm.
sana geldim şahım, çevirme beni. Özrüm çok bilirim, darına durdum. Sana geldim şahım, çevirme beni. Gelme gelme dedin, ikrarım sensin. Ayet-i yedullah, kararım sensin. Her nereye baksam, didarım sensin. Sana geldim şahım, çevirme beni. Cümle erenlere var ittifakım. Bezme ezeldendir bu iştiyakım. Avni bu fakir gönülden şakkım. Sana geldim şahım, çevirme beni. Ne kadar da güzel denk geldi. Eyvallah. Şimdi Şükrü Seydim'e sunumu için teşekkür ediyorum. Bizleri aydınlattığı verdiği bilgiler için. Helin Canım'a duası için teşekkür ediyorum. Kısa not alırken Zülfikar batıni anlamda o kadar güzel mana taşıyor ki adalet ve ilimi temsil ediyor aslında. Asıp kesen, vuran, kıran değil de toplumların ve insanlığın yüzyıllardır çektiği acıların temelinde bilgisizlik ve adaletsizlik yatıyor. Miraç da ata binerek ya da merdiven dayayarak gökyüzüne çıkmak değil tabii ki. Bazen öyle anlatılıyor, toplumlar yanlış yönlendiriliyor. Eğitim, akıl, bilgi, sevgiyle insanlığa ve tüm canlara faydalı olup hizmet etmektir. İnsanlığa ve dünyaya güzellikler sunan, faydalı olanlar zaten miraca varmışlardır. Ve ölümsüzler kervanına katılmışlardır. Ali olmuşlar, veli olmuşlar, nebi olmuşlar. Erenlerin emekleriyle bütün dünyamız aydınlanmaya devam edecektir. Doğrular, gerçekler her zaman erde geç de olsa ortaya çıkacaktır. Emek verenlere aşkını yazlarımla teşekkür ederim. Nefes girdedir. Eyvallah, eyvallah. Güzel oldu. Yüreğinize sağlık Melekcan. Gülvarcan buyur. Destur pirim. Allah eyvallah. Destur Şeyh Merdan Ali'den olsun. Öncelikle size Şükrü Seyidime, Ali Seyidime, tüm emek veren canlara Hak Muhammed Ali dergahında kabul olsun. Allah Allah. Çok da güzel aydınlatıyorsunuz. Çok güzel anlatıyorsunuz. Çok çok teşekkürler. Onun için de bir de bugün çok güzel oldu. Çünkü bizim mahkememiz hak meydanıdır. Pirin divanıdır. Ne olursa olsun biz her zaman burada mahkememizi yapmışız. Bir gönül kırılmışsa, bir yanlış bir şey olmuşsa çok güzel oldu. Çünkü herkeste bilen var, bilmeyen var. Özümüzü dara çekmek lazım. Hakka hesap vermemiz lazım. Cenab-ı Allah verdikleri emeklere, bize öğrettiği yolda, pirin darında, hak meydanında bizi mahrum etmesin cümlesini. Benim dediğim bu kadar. Eyvallah. Aşkın niyazlarım olsun. Eyvallah, eyvallah. Evet Nazilecan buyur. Destur pirim. Destur pirim. İyi akşamlar diliyorum. Şükrü Seyidim'in yüreğine sağlık. Helin Canımızın, Ali Seyidimizin yüreğine sağlık. Her zamanki gibi muhabbetiniz çok güzel oluyor. Muhammed Mustafa'nın, Şamer'den Ali'nin aşkıyla niyazım olsun cümlenize. Aşkın niyazım olsun nefes pirde. Eyvallah, eyvallah. Sağ ol. Destur pirim. Eyvallah Melek'ten. Yetercan gelmedi ama Ankara'dan bir selam vardı. Ben söylemeyi unuttum. Ahmet canımızın cümle canlara selamları var. Eyvallah. Onu ileteyim. Ali günümüz, salı günümüz kutlu olsun, muhabbetiniz daim olsun diye selamlarını sevgilerimle ilettim. Eyvallah. Ben de size ileteyim. Yoksa uykularım kaçardı. Aynen. Eyvallah. Nefes birdedir. Hak razı gelsin. Gönlerin de getiren canların da yüreğine sağlık. Cenab-ı Hakk'ın kelamı, selamı her daim üzerinize hazır ve nazır olsun. Eyvallah diyoruz. Ali Seyidim. Buradan bir deyiş alalım. Himmet edin canlar.
Allah eyvallah. Himmet Muhammed Mustafa'dan olsun. İsmi Şah Allah Allah. Hü Allah eyvallah. Secde haktır Adem. Seyran gâh-ı zalem. El ele el hakka dedik, geldik bu deme. Kurbanlar tılanıp gülben çekildi. Gaflet uykusundan uyana geldik. Dört kapı sancağı anda dikildi. Büryan büryan olup meydana geldik. Büryan büryan olup meydana geldik. Evvel işine koydum başımı, koydum başımı. İçeri aldılar, döktüm yaşımı. Erenler yolunda gör savaşımı. Canbaş feda edip kurbana geldim. Canbaş feda edip kurbana geldim. Ol demde uyandı batın çırağı. Batın çırağı. Rehberim boynuma benletti bağı. Üç adım illeri attım ayağı. Koş kurban dediler, İnana geldi. Koç kurban dediler, İnana geldi. Dört kapı selamın verip aldılar, verip aldılar. Pirin huzuruna çekip geldiler. El ele el hakka olsun dediler. Henüz masum olup cihana geldim. Henüz masum olup cihana geldim. Pirim kulağıma eyledi telkin, eyledi telkin. Şah-ı velayete dost dost olmuşuz yakın. Mescidim Cafer-i sadık hürmetim. Allah dost eyvallah peymana geldim. Allah dost eyvallah peymana geldim. Yüzüm yerde özüm darda durmuşam, darda durmuşam. Muhammed Ali'ye dost dost ikrar vermişim. Sakayım hamrini anda görmüşüm. İçip kana kana mestane geldim. İçip kana kana mestane geldim. Yolumuz 12 imama çıkar, imama çıkar. Mürşidim Muhammed dost dost Ahmet-i Muhtar. Rehberim Ali sahip Zülfikar. Kulumdur Şahiya divana geldim. Kulumdur Şahiya divana geldim. Şah-ı Merdan ürüc etti, gündüle ulus duvarı. Mazlumun carına yetti, Ali saldı Zülfikar'ı. Ali saldı Zülfikar'ı. Hirac Bektaş var idi, Ali midir er mi diyar idi. Münkürler görmez kör idi, yürütü cansı duvarı. Yürütü cansı duvarı. Bu hüküm kaynadı taştı, gel veri gel veri Tanrı'nın dostu.
Bu idir sözümün kastı, Hak'tan ayırma yâri, Hak'tan ayırma yâri. Eyvallah canım, aşkım. Eyvallah, Halit Seyit'im, eyvallah. Hak dergahı muhabbet kapımızdır. Muhabbetin sırrı ilim irşat olmaktır. İnsanlık yolunda ışık saçmaktır. Işık olmayanlar dostum hakkın nesidir, yar yar hakkın nesidir, yar yar hakkın nesidir. Işık olmayanlar dostum hakkın nesidir, yar yar hakkın nesidir, yar yar hakkın nesidir. Hak kelamı zikreden dilimiz var. İnsanlığa hizmet eden yüreğimiz var. Dava insanlık davası sevdamız var. Sevdası olmayan dostum hakkın nesidir, yar yar hakkın nesidir, yar yar hakkın nesidir. Sevdası olmayan dostum hakkın nesidir, yar yar hakkın nesidir, yar yar hakkın nesidir. Değiş duaz nefes bizim zikrimiz. Bağlamadır bizim telli Kur'an'ımız. İkrar birliğine gider yolumuz. Ah şu ikrarsızlar dostum hakkın nesidir, yar yar hakkın nesidir, yar yar hakkın nesidir. Ah şu ikrarsızlar dostum hakkın nesidir, yar yar hakkın nesidir, yar yar hakkın nesidir. Seyit Hakkı muhabbete davetti. Kapımız can dosta her dem o çıktı. El ele el Hakk'a dedik ikrarımızdı. İkrar vermeyenler dostum hakkın nesidir, yar yar hakkın nesidir, yar yar hakkın nesidir. Ah ikrar vermeyenler dostum hakkın nesidir, yar yar hakkın nesidir, yar yar hakkın nesidir. İkrar vermeyenler dostum hakkın nesidir, yar yar hakkın nesidir, yar yar hakkın nesidir. Allah eyvallah. Burada da Hak dergahının önemini, konumunu da ortaya koymak gerekiyor değil mi? Eyvallah. Eyvallah. Sizin ağzınıza, yüreğinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Sağlık Seyit'im. Aleminize evet. Sağlık. Eyvallah. Hep birlikte var onlar. Hak dergahı öyledir. Hak dergahı birlikler dergahıdır. Birlik olursa Hak dergahı var, yoksa da mümkün değil. Sizlerin de dinleyen yüreğinize sağlık. Eyvallah Erdoğan'cığım. Şükür Seyit'im, buyur.
Eyvallah. Öncelikle daha dünya kurulmadan önce Yeşil Kandil'de beşler mevcut idi biliyorsunuz. Bu Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, Fadime-i Zühre, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Yani beşler dediğimiz kişiler burada mevcut. Yani şimdi bu beşler dünyanın yaratılışı bu beş kişinin yüzü suyu hürmetine yaratılmıştır. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Yani zaten Cenab-ı Allah dünyayı yaratmadan önce yer dumanken, gök dumanken, yerde suyken daha yeşil kandilde bunlar mevcut idi. Bunların mevcudiyetinin var olması Hazreti Muhammed'in Hazreti Cenab-ı Allah tarafından ol demesiyle olmuş ve kendi nurundan nur üfleyerek yeryüzüne bir Adem göndermesiyle başlayan bir süreç var. O süreci bilmek gerekiyor. Hazreti Peygamber daha sonra zahiri anlamda şöyle bir örnek vermiş. Ben ilmin şehriyim, Ali de onun kapısıdır. Bana ermek isteyen önce Ali'ye gitmesi lazım ki kapıdan içeri girip bana ancak öyle ulaşabilsin. Orada Hazreti Peygamber Hazreti Ali'nin kişiliğini yani öne çıkarmış. Sonra ikinci bir olay, mesela tarihi okuduğumuzda putların yıkılmasında Hazreti Muhammed Hazreti Ali'yi kendi omuzlarına çıkarıp putları kırdırmıştır. Bunun bir anlamı gerek. Bunu anlayabilmek için de tasavvufu çok iyi bilmek gerekiyor. Yani bazı kişiler bu olayı çok basit bir olay gibi zannederler ama mesela orada Hazreti Muhammed'in omuzuna basarak çıkıp oradaki o putları yok edip tek tanrılı dini ilan etmesi tarihte Hazreti Ali'nin velayet sahibi olduğunu ve çok üstün bir kişiliğe sahip olduğunu, hatta kendisi de söylemiştir. Ben senin sırrına eremedim demiştir yani. Eğer demiş senin doğduğunu bilmesem sana tanrı diye tapardım sözü zaten oradan geliyor. O yüzden velayetin anlamını çok iyi bilmek gerekiyor. Yani peygamberlik ayrıdır. Zaten Hazreti Peygamber öldükten sonra imamet ve hilafet birbirinden ayrıldı. İmametin başına velayetin sahibi olan Hazreti Ali gelmiştir. Hazreti Ali neden Zülfikar'ı kullanmadı, neden hakkını aramadı diye bu çok sorulan bir soru. Bunu da anlayabilmek için Hazreti Peygamberimiz Hakk'a yürümeden önce Hazreti Ali ile yapmış olduğu bir konuşmasında bu olabilecekleri zaten tahmin ediyordu. O yüzden yani Hazreti Ali Hazreti Peygamber'den gerekli olan bütün nasihatleri almıştı. Benden sonra kan akmasın, İslam'a inanan Müslümanların kanı dökülmesin diye kılıç çekmeyi yasakladı ve dolayısıyla Hazreti Ali de ona uyarak sadece kan dökülmesin diye. Zaten eğer kan dökseydi de o zaten Hazreti Ali'likten çıkardı yani. Doğru olan da oydu. Çünkü insanların kanını dökmek çok son derece yanlış bir karar. O da İslam'da yeni bir din, yeni bir anlayış getirmişti. Hazreti Peygamber yeni bir din kurmuştu ve ona gerekli nasihatleri yapmıştı. O da onun nasihatine uyarak onu yaptı yani. Seyyidim, ben de bu konuda kendi düşüncelerimi dile getirmek tabii, istiyorum. Tabii ki Seyyidim, buyurun. Eyvallah, teşekkür ettim. Şimdi deniliyor ki Hazreti Muhammed Mustafa Miraç'a giderken Şah-ı Merdan Ali yoluna yattı. Oradaki yoluna yatma nedir? Batın ile zahir arasındaki çizgidir. Batın, yani batından hani Cem evinin dışından içeriye girmek için ne var? Kapının eşiği var. İşte zahiri alemden batini aleme geçiş çizgisi de Şah-ı Merdan Ali'nin noktasıdır. İşte Şah-ı Merdan Ali'nin oradaki Hazreti Muhammed Mustafa'yla karşılaşması, ilk zaten buluşma oradadır. Şah-ı Merdan Ali batini alemde. Orada gerçekleşiyor. Şah-ı Merdan Ali ile gerçekleşiyor. Ve Şah-ı Merdan Ali'den sonra oradaki gelen mühürünü bırakıyor ya Hatem'ini. Hatem yani mühür demek. Yüzük mühürünü Şah-ı Merdan Ali'ye veriyor ve orada yoluna devam ediyor. Ne demektir? Artık benim vekilim, benim temsilcim, benim halifem, artık ismini ne koyuyorsanız sensin. Benden sonra senin devrin gelecek. Yani peygamberlik devrinden sonra orada velilik makamının geleceği veya da velayet makamının geleceği müjdesidir. Orada o müjdeler. Ve Hakk'ın huzuruna da çıktığı zaman Allah kimin sıfatında?
Hazreti Muhammed'in karşısına çıkıyor. Şah-ı Merdan Ali'nin. Ya Ali sen misin? Kimin sesiyle Hazreti Muhammed Mustafa'ya sesleniyor? Şah-ı Merdan Ali'nin sesiyle. Ya Ali senin sesin mi? Allah ne diyor? Hayır. Senin dostunun sesiyle, sıfatıyla sana hitap ettim, karşına çıktı. Bu bize neyi anlatıyor? Şah-ı Merdan Ali her dem Allah ile beraberdir. Her dem onun ile beraberdir. Ve beraber olmuştur. Çünkü dikkat edilirse batın aleminde zahir alemine geçişle yine Şah-ı Merdan Ali'nin hikmetiyle gerçekleşir. Ve münteha dediğimiz o ince çizgi, hani Cebrail diyor ben bundan öteye geçemem. Geçemez tabii. Çünkü Allah'ın katında da dahi herkesin vasıfları var. Allah'ın katında da her şeyin bir vasıfı var. Herkesin bir haddi var, yeri var, olması gereken var. Mesela Cebrail melek, işte Azrail, ondan sonra Mikail, ondan sonra her bu dört tane peygamber, dört tane melek, yani beş tane melek bizim açımızda öne çıkmıştı. Fakat bin bir tane melek var. Bir dört tane melek değil, bin bir tane melek var. Her hayatın her alanında rüzgarın bir melekesi var. İşte doğanın, yeşilliğin, yeşermenin, ölmenin, her şeyin bir meleği var. Bin bir çeşit melek var. Ve burada da Şah-ı Merdan Ali'nin yine hikmeti söz konusu. Hikmetinden bahsediyor. Şimdi Allah'ın huzuruna çıktı. Fakat diğer tarafta kırklar cemi de var. Değil mi? Şimdi buradaki kırklar cemi, biz nasıl diyorsa Allah rahimdir. Şimdi güneş doğduğu zaman yağmur da yağıyor mu? Yağıyor. Yağmur yağdığı zaman diğer tarafta ağaçlar yeşeriyor. Diğer tarafta çiçekler yeşeriyor. Diğer tarafta insanlar ölüyor mu? Ölüyor. Hayvanlar ölüyor mu? Ölüyor. İnsanlar doğuyor mu? Doğuyor. Hayvanlar doğuyor mu? Doğuyor. Bakın hayat hareket halindedir. Durak yok. İşte burada da nasıl ki Allah'ın bin bir tane hikmeti var ise ve bu bin bir hikmetin hepsi kendi görevlerini yerine getiriyorsa Şah-ı Merdan Ali'nin nezdinde de aynısıdır. Şah-ı Merdan Ali'nin bin bir çeşit hikmeti vardır. Ve Şah-ı Merdan Ali de kendi bu hikmetleriyle kendini her yerde hazır ve nazırdır. Sen onu çağırırsan, sen basatlısıdır kalben çağırırsan, o her yerde hazır ve nazır. Bak ismi güzel, hazır ve nazırdır. İşte buradaki hazır ve nazır hikmettir. Onun hikmetidir. Şimdi burada diyoruz ki Zülfikar kullanıldı mı kullanmadı? Tabii ki Zülfikar bugün de kullanılıyor. Yani biz nasıl Zülfikar kullanılmıyor diyebiliriz ki? Mümkün mü? Mümkün değil. Zülfikar aşamasıdır. Evre aşamalarıdır. Bu aşamalar dört kapı kırk makamı düşünün. Zahiri alemde neyin sembolüdür? Adalet ve hakkaniyetin. Batın aleminde ilim. Diğer tarafta ne diyoruz? İki cihan ilmin. İki cihan. Yani zahir ile batın ilminin sahibidir. Temsilcisidir. Hazreti Muhammed Mustafa Hakk'a yürüdükten sonra devir kime geçti? Kimin devri başladı? Oradaki ahlak, yani irfanlık devri kapandı. Bu sefer de velilik devri başladı. Velayet devri başladı. Velayet devri ne devriydi? İlim. Siz güzel bir ahlaka sahip anlatıldı, gördünüz, yaşadınız. İşte burada da Hazreti Muhammed Mustafa'nın yerine onun ahlakını yaşatacak, o güzel ahlakı, manevi ahlakı yaşatacak nedir? İnsanın aklıdır. O aklın ne olması lazım? Olgunlaşması lazım. Neyle olgunlaşması lazım? İlimle. İlim olmadan olgunlaşması mümkün mü? Peki buradaki Zülfikar'ın konumu nedir? Zülfikar'ın konumu zahiri, yani şeriat kapısında savunma boyutundadır. Savunuyor. Fakat ikrar boyutunda, ifanlık boyutunda ise ilimdir. İlmin temsilcisidir. İlmi. Çünkü siz
Şeyh Merdan Ali bak burada en bariz örneği ne diyor? Cehaleti ilimle geri çevirin diyor. Yani cehalete karşı siz neyle, yani ilimsizliğe karşı neyle savaşırsınız? İlimle. Buradaki savaşın sembolü nedir? Zülfikar'dır. Fakat o Zülfikar burada hangi konumdadır? İlim konumundadır. Batini boyutta ilim konumundadır. Ne yapıyor? Zülfikar yaşıyor mu? Yaşıyor. Mücadele ediyor mu? Ediyor. Mücadele görevini, sembolünü sahipleniyor mu? Sahipleniyor. O zaman şimdi bizim kılıcımız nedir? Bizim kılıcımız şimdi ilimdir. Yani buradaki kılıç, yani Zülfikar'ımız, bizim Zülfikar'ımız nedir? İlimdir. Biz ilimle savaş kendi savaşımızı veriyoruz. Kime karşı? Cehalete karşı. Bakın mücadele devam ediyor. Zülfikar yaşamaya devam ediyor. Zülfikar kaybolmadı, gitmedi. Hazreti Muhammed gitmedi. Neden? Çünkü Şah-ı Merdan Ali'den onun boyutunda yaşamaya devam ediyor. Çünkü Şah-ı Merdan Ali Hazreti Muhammed Mustafa'nın vasıflarını sahiplenerek ilmi boyutta mücadelesini veriyor. Peki Zülfikar kimin boyutunda bunu yapıyor? Şah-ı Merdan Ali'nin boyutunda üstlenerek ilim mücadelesini veriyor. Buradaki ilim konumunda olan, yani o cehaleti yok edecek, o cehaletin bataklığını kurutacak nedir? Zülfikar'dır. Buradaki Zülfikar ilim sıfatındadır. Mücadele devam ediyor. Zülfikar devam ediyor. Hani diyorlar ya, bir hünkârın elindeki tahta kılıç diyorlar ya, tahta. Şimdi buradaki tahta kılıç mümkün mü? Değil. Buradaki tahta kılıç nedir? Nefestir. Nefesin hükmüdür. Buradaki nefes nedir? Hikmet. Hikmet nedir? İlimdir. İlmin gücüdür. Ya da bir tahta ağaçla siz onu yapamazsın. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Onun için biz diyoruz ki bizim hani dergahlara gidiyoruz. Yatırlarımızı, Hakk'a göçmüşlerimizi ziyaret edince ne diyoruz? Onların ilmi yüzüsü yahut da hikmeti yüzüsü hürmeti, hikmet. Onların hikmeti neydi? Onlar kendi kudretiyle, kendi akıl gücüyle insanlara yetenekleri doğrultusunda bir şeyler gösteriyorlardı. Hikmetlerini gösteriyorlardı. İşte bir çocuğun düzelmesi, işte bacağı kırık olup yürümeyenin tekrar düzelmesi, yürümesi veya da evlat dileyip de evlat dileği yerine gelmeyenin orada dilek, o dilekle doğrultusunda düzelmesi. İşte bunun gibi birçok hikmetler var. Keremet, yani kerametler var. Burada işte bizim o erenlerimizin kerametleridir. Fakat bu ise ilmin hikmetinden bahsediyoruz. Biz insanları ilmin hikmetiyle ikna etmeye çalışıyoruz. O ilmin hikmeti nedir? Akıldır. Buradaki akıl ne boyutundadır? Zülfikar boyutundadır. O zaman biz ne diyoruz? Mehdi gelmeyecek. Hani Zülfikar Mehdi de. Fakat Mehdi gelmeyecek. Kişi olarak gelmeyecek. Sıfat olarak gelmeyecek. Fakat Mehdi inancı söz konusudur. Vardır. Mehdi inancı neydi? Çağın ilmiydi. Çağın ilmi. Her çağa hitap eden ilim. Yani biz diyoruz ya. Şah-ı Merdan Ali de diyor. Kendi çağınıza göre değil. Benim çağımda benim aklım algısı bu kadardır. Fakat 10 sene sonra ki aklın algısı toplumda daha farklıdır. Şah-ı Merdan Ali bunu demek istemiştir. Bunda anlaştık mı? Demek ki Zülfikar durmuyor. Mücadeleye devam. Sinan Can. Sinan Yıldırım. Buyur. İyi akşamlar Seyidi. Tekrar buyurun. Eyvallah. İyi akşamlar. Şimdi Seyidi, Şükür Seyidi'me teşekkür ederim sunumundan dolayı ve tüm canların emeklerine sağlık. Çok güzel bir sohbet oldu bu gece. Şimdi Zülfikar yani burada benim bir not almışım ama Zülfikar Tuba ağacından gelme deniliyor. Bu doğru mu? Ve Zülfikar İslam savaşlarında
konularla olduğum var. Ya örnek Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, Hayber Kalesi'nin fethinde Zülfikar kullanıldı mı? Bunu sormak istiyorum. Eyvallah. Eyvallah. Şükrü Seyit'in Tuğba Ağacı ve Zülfikar ve Hazreti Muhammed Mustafa ile Şah Merdan Ali zamanında döneminde Zülfikar, gerçek manada Zülfikar kullanılmış mı? Seyit'im ben bu konuyu hazırlarken şöyle bir not buldum bu Zülfikar'la ilgili, Zülfikar'ın anlamıyla ilgili. Diyor ki Ali'nin Zülfikar'ın anlamı nurdan olan, konuşan hayat ruhudur diyor. Yani ruhul hayat. Zülfikar'a inananların, güçsüzlerin, hak edenlerin ve yoksulların tanrısının iman ruhudur. Yani koruyucu bir ruh olarak görüyor burada Zülfikar'ı. Hazreti Peygamberimizle ilgili de şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki kuşkusuz İslam Ali'nin dört kılıcıyla tamamlandı. İslam dedikleri şey Müslümanlıktır. Hasan Hüseyin ve Muhammed İbni Hanefiye'nin dört kılıcı, kayyımın anlamı ve kayyımın mucizeleri de beyinle beraber bu işleri tamamlıyor. Yani burada batını anlamını anlatıyor ama tabii bu batını anlamını anlatırken halk arasında kullanılan deyim de zahiri olarak da biz bunu düşünebiliriz. Öyle de değerlendirebiliriz. Çünkü sizin az önce dediğiniz gibi hala devam ediyor. Yani Zülfikar'ın anlamı halkın arasındaki adalet kavramını sonsuza kadar öyle devam edecektir şeklinde anlamalıyız. Ben öyle anlıyorum en azından. Eyvallah Seyit'im. Aynen öyledir. Şimdi Sinanca. Burada Şükrü Seyit'imin yorumundan yola çıkarak ruhul hayat. Yani ne demektir? Bedene hayat veren, yaşama mana veren. Birincisi bedene, ikincisi hayata. Şimdi buradaki bedene hayat veren nedir? Akıldır. Akıl olmazsa beden hareket eder mi? Edemez. O zaman buradaki Zülfikar'ın zahiri anlamda siz istediğiniz, eğer bir ağacı kutsuyorsanız ona ağaç boyutunda bakabilirsiniz. Eğer siz bugün demirden güçlü görüyorsanız ona diyor ya delikli demir çıktı, mertlik öldü diyor ya. Şimdi bunlar insanların algısıdır, yorumudur. Fakat gerçek manadaki Zülfikar aklın hükmüdür, hikmetidir. Eyvallah. Ve diğer tarafta da batini boyutu olarak da ilmi temsil eder. Çünkü siz mesela ben şimdi size açıklık getirdim, siz eyvallah dediniz. Ben sizin boynunuzu kestim burada. Neyle kestim? İlimle kestim. Yani sizin yanlışınızı veya yanlış algınızı veya da sizin beyninizdeki oluşan karanlığı neyle yok ettim? İlimle. Peki buradaki savaşta insanlar yok eden nedir? Kılıç. Fakat bizim Zülfikar anlayışımız, algımızla zahiri alemdeki beşer insanın algısı bir değildir. Şimdi burada iki dönem var Sinanca. Birinci dönem Zülfikar açısına baktığımız zaman iki dönem var. Birinci dönem şeriat dönemidir. Ben kimim, sen kimsin, biz kimiz, niçin geldik, niçin varız? Mücadele var burada. Kendini arama mücadelesi var. Onun gayreti var. Daha sonra insanlar İslam'ı kabul ettikten sonra, İslam'ın hikmetine, manasına vardıktan sonra, o güzel ahlakı sahiplendikten sonra bu sefer ne dönemi başladı? O dönem tamamlandı. Bu sefer de o ilim, o irfana sahip çıkacak. O güzel ahlakı koruyacak. Biz yani o ağacı diktiniz. Ahlak ağacını diktiniz. Şimdi o ağacın yeşermesi lazım. O ağacın yeşermesi için de ne yapmamız lazım? Su dökmemiz lazım. Onun gıdası da sudur. İşte buradaki
manevi ahlakın gıdası ilimdir. Eğer ki ben siz bugün buradaki Hak Dergahı olarak siz bugün yolun ilim irfanıyla kendinizi irşat edemezseniz, meydana gelemezseniz siz Aleviliği sahiplenemezsiniz. İstediğiniz kadar ben Aleviyim deyin. İstediğiniz kadar Allah Allah deyin. Çünkü siz yolun ilim irfanını bilmiyorsunuz, hakim değilsiniz. Yani elinizdeki silah yok. İlim silahı yok. Eyvallah Seyyidim. Eyvallah. Şimdi yani tabii ki şimdi Şükrü Seyyidim'in bugünkü sunumuyla ilgili ve Erdoğan Can'ın sorusu, sizlerin yorumları ve Can'ın yorumlarıyla gerçekten çok güzel bir şey oldu. Anlatım oldu, çok güzel de cevaplar oldu. Şimdi ben batin anlamda söylüyorum. Yani şimdi Allah-u Teala yani Hac suresi ayet 21. Onlar için Allah'ın demirinden kamçılar vardı. Hazreti Adem cennetten çıktığında Allah-u Teala Adem'e daha sonra dünyaya gelecek nebilerin, velileri ve kamil insanların verilmek üzere bazı emanetler bıraktı. Bunlardan bazıları tabut ve sakina, Musa'nın asası, Musa'nın asası, peygamberlerin resimleri, ismi azam listesi ve duası, çerah, sofra ve secde diyoruz. Yani bunlar ben niye baştan söylüyorum ki şey yapalım diye. Ondan sonra diyor secde ve daha birçok isimlerini bilemediğimiz emanetler işte bunlardan biri de adı bir daha Musa'nın asasıdır. Adem'in cennetten çıktığında Tuba ağacında olan bu asayı eline aldı ve bir daha elinde bırakmadı. Çünkü bu asa bir ağaç değildi. Canlı bir yaratıktı. Adem'e yol gösterdi. Adem'den sonra da bu asa nebileri yani Şit peygamber ve ondan devam eden tüm nebilerde ve velilere geçecek Şuayb peygambere kadar geldi. Ondan sonra Musa'ya intikal etti. Musa ile Firavun arasında savaşta bu asa ejderha oldu. Musa'nın halk peygamberi olduğunu ispatladı. Musa'dan sonra elden ele geçerek Hazreti Muhammed'e kadar geldi. Hazreti Muhammed kılıç olarak sunuldu. Hazreti Muhammed bu kılıcı Hud Savaşı'nda Hazreti Ali'ye verdi. Hazreti Ali'nin elinde Zülfikar oldu. Allah'ın emriyle Cebrail gelip La feta illa Ali, la sefe illa Zülfikar dedi. Yani Ali'den yiğit er yok, Zülfikar'dan keskin kılıç yok dedi. İncil Vahiy 5, 6 ayet 4. Yani bu şekilde anlatıyor. Şimdi Sinancığım, siz bir yanlış yaptınız diyelim. Şimdi ben sana diyorum ki Sinancığım, sen bak burada yanlış yapıyorsun, hakaret ediyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Şimdi sen dinlemiyorsun. O benim öğütüm, nasihatim yani benim ilmim sana kâr etmiyor. Evet. Bu sebeple ne yapmam lazım? Seninle dövüş etmem lazım. Başka yolu yok yani. Muhakkak ki. Yani iki taraf doğru yok. Şimdi buradaki bir gerçek var. Şimdi Hazreti Muhammed'den önceki yani peygamberlerden dönemindeki beşer insanların birbirini ikna etmesi kuvvet gücüyle, demir gücüyle. Bu kılıçtır, bu bıçaktır, işte bu silahtır vesaire. Fakat siz bana bir tane alimi gösteremezsiniz ki o silah kullansın. Alim ne yapar? Ölümü göze alır fakat demiri kullanmaz, silahı kullanmaz, bıçağı kullanmaz. Neden? Çünkü onun silahı onun ilmidir. Eyvallah. Bu bir. Şimdi dedik yani beşer insanların arası, yani cahil insanlar kılıç, demir kullanırlar. Alim insanlar ise dili kullanırlar, aklı kullanırlar. Yani burada ikna etme. Ki bir daha yapmasın. Şimdi bugün medeni toplumlara baktığımız zaman herkes neye karşıdır? Silaha karşıdır. Atomlara karşıdır vesaire. Şimdi burada anladık mı?
Osman Seydim'i şöyle anladım. Yani anladığımı söyleyeyim size. Yani Hazreti Adem'in yaratılışından ve bugünkü veletlemenin sır olduğu, yani İmam Muhammed Beyti'nin sır olduğu gibi bu Zülfikar da İmam Muhammed Beyti'yle beraber sır oldu. Ve bundan sonraki süreç, yani o günde bugünkü günümüze kadar Zülfikar ilim irfan olarak devam etti. Bravo. Zaten onu kabul, onu zaten ev var. Ben ondan öncekinin, yani bunu biz daha önce de tartıştığımız için hani Zülfikar'ın ağaç olarak gelip her peygamberi her şeyden dolunaydı. Mesela ben Hatay Samandağ'a gittim. Hazreti Musa'nın elindeki asayı çayın yanına vurup bildin, kuruydu yani o. Ama onu toprağa saldı. Dönüp elini yüzünü yıkadı. Elini yüzünü yıkadı. Döndü ki asasını alsın. Asası yeşermişti. Ve bugün gerçekten çok büyük bir şekilde orada korunma altına alınmıştır yani. Onu ben gittim gözümle de gördüm orayı. Evet. Aşkını yaz ediyorum. Eyvallah Seyidi. Güzel. Güzel. Önemli olan belki burada kendimizi bulmamızdır. Önemli kendini olur. Yalnız şunu yapmayın. Korkuya kapılmayın. Ya ben yaparsam beni yanlış anlarlar. Ya yaparsam sakın öyle bir şey gelme. Gelirse başınız benimle belaya düşer. Çünkü siz konuşmak zorundasınız. Kendinizi ifade etmek zorundasınız. Bana sataşabilirsiniz. İstediğiniz gibi gelebilirsiniz. Önemli olan benim veyahut da bizlerin sizi ikna etmemizdir. Sizi akıl boyutunda ikna etmemizdir. Yani beşer silahını bırakıp akıl silahıyla birbirine gittiler. Ve ne oldu? Akıl silahı üstün geldi. Olgunluktur, erdemliktir. İşte biz bunu böyle algılamamız lazım. Bizim silahımız ilimdir. Çünkü Şayi Merdan Ali diyor bunu. Cehaleti ilimle, kılıçla geri çevirin demiyor. Bıçakla geri çevirin demiyor. Tanklarla, topla, tüfekle geri çevirin demiyor. İlimle. O zaman Zülfikar burada, ki ilim Zülfikar'dır. Eyvallah. Eyvallah. Bir de Can'a şimdi burada bak Şükrü Seyidim'in ben onu unuttum olduğunu söyleyeyim de dikkat edersen Şükrü Seyidim Zülfikar'ıyla Miracı anlatırken önce zahiri boyutunu anlattı. Daha sonra batını boyutunu anlattı. Neden? Çünkü biz insanoğlu hep zahirle düşünmüşüz. Zahirle yaşamışız. Yani zahiri ilimle. Onun için ben bugün kalem desem alim bir insan anlar kalem ne olduğunu. Ben bu kalemi gösteririm fakat o kalemdeki ilmi anlar, ilmin hikmetini anlar. Ben burada kalem demem lazım fakat batini anlamda Allah'ın kelamı, Allah'ın sırları, hikmetleri demektir. Buradaki bizim algıladığımız bilgi batını boyutta Allah'ın kelamıdır. Biz Allah'ın sırlarına varmak gayretindeyiz. Onun sırlarını çözmek, kendi sırlarımızı değil. Ancak Allah'ın bize bağışladığı o akıl gücüyle kendi ilim irfanımızı yaratarak Allah'ın hikmetine erişmemiz lazım. Şifre. Diyor ki ben sana bir ip ucu vereyim. Bak bir ip ucu vereyim. Buradaki ip ucu nedir? Sizin oraya gideceğiniz, o noktaya varabileceğiniz açısında bir ışıktır. Eğer siz o ışığın manasında yürürseniz, giderseniz varabilirsiniz. Gidemezseniz, o ışığı takip edemezseniz, ona hakim olamazsanız, sahip olamazsanız o ışığı takip etmeniz mümkün değildir. Onun için önce zahiri konularımızda sizler de sunum yapan canlara söylüyorum burada. Sizler önce zahiri anlamda canları aydınlatın. Ondan sonra batını. Cem evin dışı, kapının dışı, içi. Dışı herkes her şey yapabilir. Herkes her şey yapar. Ve yapıyor da. Kimin ne yaptığını kimse bilmiyor. Fakat Cem kapıdan içeri girdikten sonra orada ne var? Tamamen bir teslimiyet söz konusudur. Ve burada da Sinan Can ve Canlar şekil, şema
veyahut da ritüeller, bunlar destektir. Bunlar esas değil. Mesela bugün bir bıçak kişiyi destekler. Fakat aslında kişi kendini koruyan kişinin kendi aklıdır. Bıçağı değildir. Biz dedik beşer insanlar için bıçaktır. Fakat akıllı insanlar, erdemli insanlar, olgun insanlar, kamil insanlar için nedir? Akıldır. Akılla onu cehaletini, yanlışını, bilgisizliğini öldürmen gerekiyor. Bıçağınla, tüfeğinle değil. Evet Haşimcan buyur. Destur pirim. Allah eyvallah. Destur Şeyh Merdan Ali'den olsun. Mani Hazreti Muhammed vefat ettikten sonra niye Hazreti Ali halife olmadı diye. Ben şöyle bir şey okumuştum pirim. Diyor ki bir gün Medine'de peygamberimiz yürürken birini gördüm. Yaşlı, uzun sakallı, nur yüzlüydü. Dedi ki selam olsun ey sana rahmetullah, selam olsun. Sonra Hazreti Ali'ye dönerek selam olsun sana ey dördüncü halife dedi. Hazreti Ali bu arada soruyor, diyor ki ya Resulallah bana ne dediğini duydunuz mu? Evet duydum diyor. Diyor ya, diyor ki sen halifelerin dördüncüsün. Diyor ki Hazreti Muhammed diyor ki ilk halifemiz Hazreti Adem babamızdır. İkinci halife Hazreti Davud'dur. Üçüncü halife ise Musa'nın Harun'udur. Ve sen Tevbe suresinin birinci ayetindeki ilanı yapan halifemsin. Harun'un Musa'ya olan yakınlığı gibisin. Bunları bize kim o yaşlı adam kim olduğunu biliyor musun? Yok diyor. Diyor o Hazreti Hızır diye cevap veriyor. Bir şeyin olması için gerek zamanın oluşması lazım. Mesela peygamberlere Hazreti Muhammed'e peygamberlik geldiği zaman 40 yaşına kadar bekledi. Ondan sonra peygamberlik kendisine verildi. Belki de uygun zaman, yani Allah böyle görmüştür, böyle uygun görmüştür. O şekilde yani bunun tamamlanması lazım. Mesela soruyorlar Hazreti Ali'ye, diyorlar ki ya Hazreti Ali, Ömer diyene diğer halifeler zamanında bu kadar şiddet ve şey yoktu. Diyor senin zamanında niye bu kadar şiddet ve şey var? Diyor ki onların arkasında ben vardım ama benim arkamda da siz varsınız. Diye bu kadar haksızlığın olması bundandır diyor. Yani onları ben savundum, beni ise siz savunmuyorsunuz. Ondan ben böyle geride kaldım. Aşkın yazlarımı sunuyorum, nefes pirdedir. Eyvallah. Şimdi Haşimcan, Şah-ı Merdan Ali'nin diyor ki iki cihan ilminin velisidir değil mi? Şah-ı Merdan Ali'den üstün veli ve Zülfikar'dan üstün adalet, ilahi adalet yoktur. Sıfat bu. Şimdi bu sıfatı olan bir ulu zatın halife gibi halife makamına varması, gelmesi, düşünmesi mümkün değildir. Mümkün değil. Çünkü o kapıdır. Bir kapı gelip duvar olamaz. Bir kapı gelip bilmem ne olur. O bir bütündür. Çünkü siz kapıdan girmediğiniz müddetçe kapıya varmayınca içeri giremezsiniz, dağılamazsınız. Kapı bir bütünüdür, temsil ediyor. Onun için Şah-ı Merdan Ali bir bütündür. Şah-ı Merdan Ali sadece gelip halifelik yapmaz. Doğru söylüyorsun. Diğer nebiler, onlar evet halifeydi, temsilciydi, sorumluydu. Eyvallah. Fakat Hazreti Muhammed Mustafa ile Şah-ı Merdan Ali'nin konumu farklıdır. Hazreti Muhammed Mustafa ahlakın tamamlayıcısıdır. Eğiticisi, öğreticisi değil, tamamlayıcısıdır. Kemalete ermesini sağlayandır. Ve Şah-ı Merdan Ali de bu kemalete ermiş o ifanın savunmasını, yani yeşermesini, onu yeşermesini sağlayacak ilmi temsil ediyor. Onun için ya Ali yetiş, ya Ali yetiş. Buradaki yetiş, gel öldür, gel kır dök değil.
İlminle onu ikna et, onu irfanlığa getir, erdemliğe getir, olgunluğa getir. Bakın biz burada siz ne yaparsınız, biz hep ne yapıyoruz? İlmi boyutta geliyor size. Yaptırım yapmıyoruz. Veyahut da böyle olmuş veya da şöyle olmuş demiyoruz. Ne yapıyoruz? İlmi boyutta sizi hazırlamaya çalışıyoruz. İlmi boyutta sizi ikna etmeye çalışıyoruz. Bağırmayla, çağırmayla değil. Hakaret etmekle değil. Bizim derdimiz sizin kendi aklınızın gücüyle Allah eyvallah seydim. Şimdi aklım erdi. Şimdi fark ettim. Şimdi bilincine vardım demenizdir. Eğer biz bunu başarabiliyorsak o zaman iyi bir yol kat etmişiz demektir. Yani ilim şehrine yavaş yavaş girmeye başlıyoruz. Kapıya doğru gidiyoruz da daha giremedik. Kapıdan içeri girmek için onun sırrına ermek lazım. Yani algı boyutunda güçlü olmamız lazım. Yani burayı, buranın algısı hızlı olması lazım. Düşün bir bilgisayar var. 8 GB'ı biri var. 12 GB'ı biri var. Bilmiyorum 20, 40, 50, 150 GB'ı. Hangisi daha üstündür? Daha fazla gücü olur. İşte sizin akıl gücünüz de o kadar hızlı olursa siz demek ki artık ilim şehrinin kapısına içeri girmeye adaysınız. Yani Şah-ı Merdan Ali halifelik diye bir derdi yoktu. İmamlık diye, imametlik makamında gözü yoktu. Çünkü o bir velayet makamıdır. Velayet makamı gelip halifelik yani dedi ki halifelik bekçi yani. Bekçi. Fakat bugün bir amir, bugün bir cumhurbaşkanıyla bir bekçi bir değil ki. Yani şimdi bir cumhurbaşkanı gelip bekçi olsa sen ne dersin? Ya o zaman koskoca bir cumhurbaşkanısın sen niye bekçilik yapıyorsun? Bekçilik bırak ben yapayım dersin. İşte burada da sahip çıkmak başka, sahiplenmek başka. İki farklı olay. Eyvallah. Eyvallah pirim. Eyvallah. Onun için Şah-ı Merdan Ali'yi her daim velayet makamında görmemiz lazım. Ve 12 imamların da atası. Fakat imam değil. Eyvallah. Şükür seydim. Bir derleme falan yapmaya ihtiyacın var mı? Bir gerek görüyor musun? Yok seydim. Daha fazla kafa karıştırmayalım. Bence burada gayet güzel açıklamalar oldu. Eyvallah. Daha fazla kafalarını karıştırmadan onların anlayabileceği bir dille anlatmaya çalışıyoruz olayları. Vasıtasıyla günümüze. Eyvallah. Sizin de bu konuda anlatımınız çok güzel. Teşekkür ediyorum size de. Haklısınız gelsin. Eyvallah. Suskunluk ilme adayım demek değildir. Suskunluk ilme adayım demek değil. Eğer ilim tüccarı olmak istiyorsanız, ilim ve bilim tüccarı olmak, unutmayın, ilimle bilim kardeştir. Birini diğerinden ayıramazsınız. Onu da böyle peşin söyleyelim. Eğer ilim ve bilim tüccarı olmak istiyorsanız, kendinizi ifade etmeyi unutmayın. Not almayı unutmayın. Soru sormayı unutmayın. İçinizde çekingenlik, korkuluk varsa onları aşmayı unutmayın. Onlar sizin önünüzde en büyük engeldir, en büyük düşmanınızdır. Düşmanı başka yerde aramayın, kendinizde arayın. Onun için heybenize mümkün olduğu kadarınca ilim, bilgi katmaya bakın. Heybenizi doldurun ki bir yerde konuştuğun zaman adamlar desin helal olsun ya Haşimcan sen nereden bu kadarını öğrendin ya? Gülçincan ne yaptın sen böyle değildin ya? Cengülcan, Ali Ekbercan ne oldu size? Sizin işiniz yani Hak Dergahı'ndaki canların işi farklı olmalıdır. Farklılık ahmaklıktan değil. Bilgide, erdemlikte, olgunlukta farklı olun. Ahkem kesmekten değil, ahmaklıktan değil, hava atmaktan değil. Din hiçbir zaman ilme, bilime karşı değildir. Tam tersine okumaya, ilme, irfana taraftardır. Çünkü Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti oku. İkra, oku. Onun için okumak gerekiyor. Okuma vesiledir. Anahtar vesiledir. Fakat kapı kendisidir. İçeri girmek için
kapıyı, kapıdan girmek gerekiyorsa kapıyı açmak için ne gerekiyor? Anahtar. Görüyorsan anahtar bir vesiledir. Anahtar kapı değildir. Kapı koruyandır, sahiplenendir, tümüdür. Evet, biz de yavaş yavaş muhabbetimizin sonuna geldik. Burada biz memnun kaldık. İnşallah siz de memnun kalmışsınızdır. Sesinizi etmiyorsunuz. Etmediğinize göre de ben artık siz memnun kaldınız diye diyorum. Gözü canlarımız sizlerden bir şey alsınlar, rızalık alsınlar. Razı olmayan vardı. Gönlümüz hoş oldu. Çok razı olduk. Çok güzel sohbet oldu. Şay Merdan Ali kabul etsin. Allah kimamlar, bilgiler, beşler. Çok Allah güzel oldu. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Eyvallah, hak razı gelsin. Güzel. Başka yazılarımla. Allah eyvallah. Sağ olun, var olun. Destur Pirin. Eyvallah. Destur Şay Merdan Ali'den olsun. Gülçin'cim, buyur. Burada öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Sinan Can'a ve Şükrü çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi bugün. Gerçekten güzel bir sunumdu. Şükrü Seydim'in emeğine, yüreğine sağlık. Hakkı Seydim'in de, Seyitlerim'in, Canlar'ın, herkesin emeğine sağlık. Seyitlerim ve Canlar bugün de gönül birliğiyle muhabbetimizi tamamlamış bulunuyoruz. Sizlerin rızalığını istiyorum. Pirimizin huzurunda unuttuğumuz, kırdığımız, döktüğümüz, incittiğimiz varsa dile gelsin herkes. Hakkına oldu mu razı canım? Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Hakkı sizlerden razı olsun. Nefes filmde. Allah eyvallah. Sağ olun, var olun. Tabii ki bizim de amacımız, derdimiz bütün bu güzellikleri en güzel şekilde harmanlaştırıp, yoğurup size sunmaktır. Yani buradaki yoğurup sunmak, bir ekmeği düşünün, o hamuru siz iyi yoğurmazsanız, kıvamına getiremezseniz ya ekşi olur, ya tadı tuzu kaçar, ya öyle olur, ya böyle olur derken bir türlü size gereken lezzeti vermez. Onun için bizim işimiz hamuru yoğurmak. Sizin, yani o hamuru yoğurup meydana getirmek, pişirip meydana getirip sofraya getirmek. Sizin işinizde o nimeti yiyip, o nimetin kıymetini bilip Allah'a şükür etmek. Buradaki şükür yemekle yetinmemek. Bu sefer siz de, bir dahaki sefere siz o hamuru yoğurup, arş yapıp meydana getireceksiniz. O zaman biz diyeceğiz. Böylece el ele deyip bu iş böyle devam edecek. Eyvallah diyoruz. O zaman da şimdi burada bir helallik duasını okuyalım. Ve böylece bugünkü muhabbetimizi de güzel bir şekilde gönül rızalığı içerisinde tamamlamış olalım. Hak Muhammed Ali'den himmet ola. Aşk ile canlar. Bismillah, Allah Allah. Vakitler hayır, hayırlar feth ola. Şerler def, müminler şad ola. Sen evvelsin, sen ahirsin, zahir ve batınsın. Dua eden duasını kabul edensin. Aleme rahmet olarak gönderdiğin Hazret Muhammed Mustafa'nın hürmetine varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi kadim ve daim eyle. Allah Allah. Hastalarımıza, yolculuk edenlerimize, yolda olanlara, darda olanlara, zorda olanlara, cümle insanların hal ve yalvarışlarına sen yetiş ya Şah-ı Merdan Ali. Burada hizmetler yapıldı. Hak kelamımız zikredildi. Cenab-ı Hak hizmetinizi kabul. Hak Muhammed Ali yardımcınız olsun. Bozatlı Hızır yoldaşınız olsun. Emekleriniz boşa gitmesin. Allah Allah. Dergah hizmetine kabul eyle ya Cenab-ı Hak. Gönlünde ikiliği giderenin, dedikodu duygusundan arınanın, huzur içinde ilim, gönül muhabbetinden ayrılanın Hak Muhammed Ali yardımcısı ola. Allah Allah. Fatma Tüzehra ananın çektiği acıların yüzü suyu hürmetine dilde dileğiniz, gönülde muradınız kabul ve makbul ola. Allah Allah. Dil bizden, kabulü Cenab-ı Hak'tan ola. Allah
Allah eyvallah gerçeğin demine bu.